Sel sonrası gelişebilecek en büyük yan etkilerden bir tanesi komplikasyon dediğimiz salgın hastalıklarla karşı karşıya kalabilir. Özellikle selin vurduğu yerlerde. Bunlar birinci dönem, ikinci dönem ve üçüncü dönem diye adlandırılır. Birinci günde yaşananlar zaten sel sırasında yaşananlar. Özellikle elektrik çarpması, sele kapılma, suda boğulma vakaları çok sık görülür. Bunlar yaşandı zaten. Bundan dolayı 4 tane vatandaşımızı da kaybettik. Allah'tan rahmet diliyorum. Tekrardan başsağlığı diliyorum. Ve sel sonrası yaşanabilecek olaylar da söz konusu. Sel sonrası özellikle temiz suya erişimde çok ciddi sıkıntılar yaşanabilir. Birikmiş sulardan çevreye salgın hastalıkların yayılmasına etkenler yaratabilir. İkincisi selin vurmasıyla beraber vektör dediğimiz fare, kurbağa gibi vektörlerin çevreye bulaştırabileceği etkenler de söz konusu. Bunlara da dikkat etmek lazım. Öncelikle temiz su ve temiz gıda ihtiyacını karşılamak lazım bu kısa dönemde. Bu süreci 4. günden 4. haftaya kadar salgın riskinin olduğu bir dönem burası. Selin vurduğu yerlerde. Bunlara dikkat etmek lazım. En temel ihtiyaç olan temiz su ve temiz gıda erişimi sağlamak lazım. Bu dönemde özellikle yer sularının, sel sularının o bölgedeki kaynak sularına yani şebeke sularına karışması nedeniyle şebeke sularını da kullanmakta imtina etmek lazım. Çok daha dikkatli olmak lazım. O sularda mecburen kullanılacaksa eğer mutlaka dinlendirilmeli ve klorla takviye edilmeli. Bu durum salgın hastalıkları önlemeye yardımcı olacaktır. Aksi durumda o bölgenin tümünde salgın hastalıklara yol açacaktır. Çevreye de dikkat ettiğinizde çevrede selin bıraktığı çok kontamine olmuş şeylere yol açacak, hastalıklara yol açacak çok etmen mevcut. Bu bölgede aynı zamanda ağırları su basması nedeniyle hayvan ölümleri de yaşanmış. Bu hayvan ölümlerinin bir an önce, o telef olan hayvanların bir an önce bölgeden uzaklaştırılması lazım. Sel sularıyla beraber gelen atıkların da bölgeden uzaklaştırılması bu bölgedeki halk sağlığını çok ciddi şekilde etkiliyor. Aynı zamanda bunları bir sonraki evrede aşılama hizmetlerine devam etmek lazım. Yani çünkü tetanozdan kaynaklı sel suları nedeniyle bulaşmış, kontamine olmuş gıdalardan tetanoz bulaşma riski var. Buna da dikkat etmek lazım. En temel görünen sorunlardan bir tanesi de suyla bulaşan, gıdayla bulaşan sel sularından kaynaklı bağırsak hastalıkları. Bu bölgede özellikle buna dikkat etmek lazım. Şu an gördüğümüz alanda selin vurduğu hiçbir yer kullanılmaya uygun değil. Yani yaşam alanı değil. Bu yaşam alanlarının insanları uzaklaştırmak lazım ama insanların barınma ihtiyacını karşılamaktan ziyade sonraki süreçlerde barınma ihtiyacını nasıl toparlayacaklar üzerine değerlendirmek lazım. Çünkü insanları her yerde uzaklaştırdığınız çözüm ne olacak? Bu çözüme de bir şey bulmak lazım ama şu an buradaki selin vurduğu evlerin neredeyse %90'ı kullanılamaz durumda. Bunun sebebi de sel sularıyla beraber gelen atıkların evin içerisinde birikmesi, bundan çok iyi temizlenmesi lazım. Aynı zamanda burası dere yatağı, burası 2006 yılında ders alınmamış çok net ortaya koyuyor. Çok daha büyük felaketle karşılaşmıştık o dönemde. Bu tür felaketlerin yaşanmaması için bilime şey vermek lazım yani. Bilime inanmak lazım ve ona göre hareket etmek lazım. İmarı da çarpık kentleşmeye, ranta kurban etmemek lazım. Sermaye peşkeş çekmemek lazım. Bunlara çok dikkat etmek lazım.